istediğimiz başarı elde edemedik. Fakat gene de orada yarışmış olup o ortamı tatmak ve İllaki. o ünvanı almak benim için çok önemliydi. Illaki hemen buradan topu sevgili Ulaş Hoca'ma atıyorum. Çünkü o e, biz hep tanıtıyoruz, hep söylüyoruz. Ulaş Hocam e, şu anda aktif olarak hala da Türk Türkiye Güreş Milli Takımının doktorluğunu yapıyor. Ee, uzun bir sürede SESAM'da Ankara e, tam açılımını siz hocam daha yaptım, doğru Sağlık Araştırma Merkezi. merkezinde görev yaptı. Dolayısıyla bu işleri çok iyi bilen, e, Türkiye'deki milletlerle e, içli dışlı olan, e, Türkiye'deki e, sistemi çok iyi bilen bir hocamız olarak, Hocam Hekim, e, sev, sevgili Yiğitcan Hekimoğlu size <laughs> bırakıyorum sorularınızı sormak üzere. Şimdi Yiğit Can'ı tabii e, uzun uzun anlatmak gerekiyor çünkü gerçekten genç yaşta çok fazla başarısı var. E, ben Yiğit Can'ı daha küçük zamanlarından ya, biliyorum yani, yani. Li, lise çağlarından beri biliyorum. O zamanlar e, görüşmüştüğümüz, var. o zamanlar hani böyle medikal danışmanlık anlamında da yardımcı oluyorduk. Hala da tabii yani, evet. yani aktif olarak hekimliğini de yapıyorum bir taraftan. Çok iyi tanıdığım, bildiğim bir sporcu sadece sporcu kişiliğiyle değil, insan olarak da çok iyi sevdiğimiz bir kardeşimiz, bir sporcu tamam, arkadaşımızdır. Yani. Eee tabii yiğitcan gibi değerler kolay yetişmiyor. Özellikle Sporcuların dışarı açılmasının zor olduğu ortamlardaki ki maalesef Kuzey, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. de e, böyle bir alan Türkiye'nin içerisine girmek. Yani şöyle düşünün 300 bin kişilik bir nüfustan çıkıyorsunuz. E, Türkiye 80 milyonluk insanların arasından ayrıştırılmış bir grubun içerisine giriyorsunuz. Ben e, atletizm milli takımıyla da Türkiye'deyken çok evet, birlikte evet. çalıştım oradaki sporcuların hepsini. Ee, biliyorum şimdi birçoğu zaten sen daha iyi biliyorsun şimdi antrenör oldular onlar bizim eski arkadaşlarımız, sporcularımız. Ee, onların içine girmek hakikaten kolay değil. Kaldı ki oradan da sıyrılıp uluslararası platformda başarılı olmak ee, daha da zor. Ee, Yiğitcan bunu başardı, bunu yapabiliyor olmak ama insanlara örnek olması açısından çok önemli. Zor mu? Evet zor ama imkansız mı? Değil. Ee, örnekleri Örneğiyle var. Geçen sene ama. çok şanssız bir e, problem yaşadı. E, sağlık hı. problemi yaşadı. O olmasaydı <laughs> ben eminim geçen sene çok daha iyi dereceler çıkartacaktı. Çok daha iyi sonuçlar alacaktı. Ee, yani bu en iyi dönem koşabileceği dönem olmamasına rağmendir bu yaptığı dereceler. Dolayısıyla e, ileride çok daha iyi olacak. Ama e, burada tabii e, imkanların sağlanması bir taraftan Türkiye'nin ve KKTC'nin federasyon olarak destek vermesi e, ve sporculara nasıl baktığı konusu biraz gündeme geliyor. Burada tabii girmeden önce bir iki konuşmuştuk ama kısaca orada e, şu an Türkiye çok sıkıntılı bir durumda atletizm evet. açısından. Evet. Yani evet. maalesef e, A takım diyebileceği sporcularımızın çok büyük oranda doping cezası yani aldığı bir dönem yaşıyoruz. Doping oranında e, azalma evet. var A milli takımında. İşte Özellikle yani... Korkunç bir rakam bu. Gerçekten yani en korkunç bir rakam. Olayı da bence çok alt yaş gruplarına kadar inmiş olması. Yani bu büyük sıkıntı yaratıyor. Şu an yani kısa dönemde çok büyük sıkıntı yaratıyor. Uzun dönemde daha büyük sıkıntı yaratıyor belki. Dediğin gibi hani alt yaş grubunda yıldızlardan alınan numunelerde, numunelerde doping, 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 doping. Dopinge rastlanıyor.